İşte o Osmanlı donanması buradan geçerken Hikmet Baba ölüyor. Buraya gömüyorlar. Ve şu gördüğünüz türbe, çadır gibi olan türbe, onun türbesi. Kalenin hemen sağ tarafında. He, beyaz olan mı? Beyaz olan. He, mezarlık var onun önünde. Orada birkaç tane, evet, var. Evet. İşte o Teksimet Baba'nın şeyi. Neyse, donanma dönüyor, gidiyor. Sonra aşağı inip yukarı çıkarken falan bir sürü insan şeyler gelip burada ona dua ediyorlar, şey yapıyorlar. Derken burası böyle bir yerleşim alanı şekline dönüyor. Zaman içinde burasını şey bölgesi yapıyorlar. Evveler İstanbul'dan şey, yani işte o padişah Osmanlı döneminde sürgün. Sürgüne gönderdikleri insanları sürgün olarak buraya gönderiyor. Ve burada öyle bir yerleşim alanı oluyor. Peki bu kalenin mahkumlar tarafından mahkumlara yaptırıldığı doğru mu? Kesinlikle doğru. Şöyle, yani mahkumdan ziyade sürgüne gönderilen insanlar. Sonra kalenin yapımı nedeniyle Giritli korsanlar buraya dadanıyor. Evet. Bakıyorlar ki işte bir yerleşim alanı. Onları engellemek için o mahkumlara veyahut da işte sürgüne gelenleri bu kaleyi yaptırıyorlar. Peki kale bittikten sonra mahkumların serbest bırakıldığı, aynen öyle, yaşayanların tabii, kaleyi yaparsanız serbest olduğu söyleniyor. Denmiş ve kale yapıldıktan sonra mahkumlar serbest kaldı. O zaman o zamandan kalan mahkum torunları falan var demek ki buralarda. Kesinlikle. Hem o var, bir de ağırlık dediğim gibi Yörük. O dağlarda, yukarıdaki şeylerde, köylerde onların tamamı Yörük zaten. Bizi buraya getiren arkadaş da Yörük'müş. Doğrudur. Onlarla yani, konuştuk. Köyün %70'i Yörük. Yani bir de 4-5 tane aile de doğudan, Erzurum, Van, oralardan geldi aileler. Ve onların devamı. Ufak yani Yunan'dan alakası yok. Yani Rumluk'tan hiç, aslında şu kadar yakın. Bütün Ege'de hep bir şey vardır, Yunan şeyi. Var var. Burada yok. Cundar'a gittiğimizde Girit'ten göndermişler. Giritli aileler var. Aynen, aynen. Ama işte burada yok. Öyle bir şey yok. Ufak da bir köy değil ama büyük bir köy. Neresi? Yani burası Babakale. Bayağı bir ev var. 450 kişi yaşıyor toplamda. Hanet çok yani. Çocuk yok. Hiç çocuk göremedik. Ya iki tane çocuk var kahvede. Devamlı yaramazlık yapıyorlardı. Bir tek onları gördük. Yine sokakta oynuyorlardı. Buranın köyün şey okulu var işte. Köy okulu. Toplam 14 tane öğrencisi var. Ama ilkokul. Bir de işte bu köy şey, sistemlerinde 3+3 mü? Yani öyle bir taşıma ya mı? Şeye gidiyorlar, işte o Gülpınar veyahut da Ezine. Sadece 4. sınıfa kadar işte burada okuyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Fazla, ama 4. sınıfa kadar fazla, nasıl? Fazla turist çekmiyor galiba burası, yabancı turist. Daha çok yerli galiba. Böyle entelektüel insanlar geliyor vallahi, galiba keşfeden. Aynen öyle. O doğru. Ama ben ne zaman ki işte bu Airbnb'ye girdim, inanılmaz İngiliz, Alman gelmeye başladı. Ama biz göremedik. Yani o keşke onlar alışsın. Hayır şöyle, yani bana gelip burada kalmaya başladı. He. Yani köye değil. Onlar arkadaşlarına reklamlarını bir yaptılar. Bir de mesela bir İtalyan çift var burada. Onlar da burayı keşfetmişler. İtalya'yı terk edip kaç işte, onlar da 5 senedir falan burada yaşıyor. Burayı keşfetmek de kolay değil, ancak böyle gezgin olacak ya. Ne var ne yok, özellikle yabancı. Evet. Ve yani mesela o İtalyan çift görmüşler bütün Ege'yi, yani Akdeniz'i falan. Babakale. Babakale. Ve geldiler buraya, yerleştiler. 5 senedir burada yaşıyor. Babakale'nin artıları çok ya. Batı'nın en uç noktası, en uç değil noktası. Mi? Asya'nın. Asya topraklarının en uç noktası. Şey olarak ama yani ana kara olarak.
ona bakarsanız Bozcaada ve Gökçeada daha uzak ama yani ana kara olarak en uç noktası burası. Bir de sertifika veriliyor galiba. Sertifika veriyorduk. Bu sene muhtar bastırtmadı galiba o sertifikaları. Öyle mi? Bir sertifika alacağız. Ben size istiyorsanız bir tane bulurum. Vallahi bu iyi olur. Bir yerden falan böyle şey yapıp bulurum. Bir de buranın bıçakları meşhurmuş. Aa, onu görmediniz değil mi? Doğan Bey varmış, göreceğiz. İstiyorsanız Doğan arayın. Konuşacağız. O her dakika açmıyor. Öyle mi? Ha, Doğan Bey'le konuşacağız. Oo, kesinlikle konuşun. Buranın bıçakları şöyle meşhur. Tabii ondan duyduğum. Kaç 300 kaç bin dededen dedeye gelme, işte babadan babaya geçme, oğuldan oğula geçme. 15-20 tane böyle bıçakçı şey varmış burada. Onlar şey yaparmış aslında. Kılıç yaparlarmış. Sonradan bütün hepsi bitmiş. Bir tek bu Doğan Bey kalmış. Şimdi oğlunu yetiştiriyor. Şu kadarcık bir bıçağı ancak bir günde yapabiliyor. Mesela sipariş veriyorsunuz 3 ay sonra. Ancak elinde hazır varsa alabiliyoruz. Hazır yok elinde öyle bir şey. Hazır yok. Hiç hazır yok. Hazır yok öyle bir kendi şey. Kendi böyle beğenip çok giden bıçaklardan yapıp kenara koymuyor mu? Yani ve üstüne istediğiniz şeyi yapabiliyor. Motif. Dekoru. İsminizi yazıyor. Öbür tarafına işte bir motif. Kahvaltı ettiğimiz yerde zaten sabahleyin çay içtiğimiz yerde bıçak getirdiler. Çok işte enteresan. O bıçaklar. Bir taraf bir yüzüne Babakale yazılmış. Bir tarafına Çınaraltı. Kahvenin adı çok güzel. Yani deniz motifleri veriyor. İşte istediğiniz her türlü motifi yapabiliyor. İki tane varmış bıçakçı. Bir tanesi çok açmıyor dediler. Yok, onlar zaten akraba. Biri zaten bıraktı. İşte bu Doğan en başta onu yapar ve işte şimdi oğlunu yetişti. Oğul dediğinde yani inanılmaz küçük çocuk. İnanılmaz bıçaklar yaptı. Peki bu bıçak yapma geleneği nereden geliyor? Bu kaleden askerlere kılıç kaleyle alakası yok. Şey yapmak için zannediyorum yani tam net hatırlayamıyorum ama Kazakistan'dan mı? Nereden? Bir yerden gelme bir şey buraya. Ve işte ilk başta kılıç olarak yapılıyormuş. Ama şimdi Doğan'ı istiyorsanız çağırayım buraya gelsin anlat. Vallahi iyi olur. Ha? Yani zahmet olmazsa. Yok, ama dükkanda konuşursak daha iyi olur. Aslında dükkanı daha iyi olur. Dükkanı çekeriz. Görecekler. Yani dükkan dediğiniz şu kadar şöyle bir yer. Ve işte günde bir veya iki tane bıçak yapabilir. Ebatına göre. Peki Bülent Bey, buraya gelen insan ne yapar? Nasıl vakit geçirir burada? Burada nasıl vakit geçirir? Nasıl vakit geçer burada? Vakit geçer mi? Yani şeyinize bağlı, konumunuza bağlı. Yer çok güzel. Yani çok beğendik. Böyle bir yerse 7 kat bahçe var. Bahçeyle uğraşmak, sulamak, etmek, işte bir şeyler dikmek, yetiştirmek, balıkçılarla, köyün zaten %70'i balıkçı, balıkçılıkla geçiniyor. Dün konuştum biraz balıkçılarla. Yani o balığa çıkmak, ne bileyim dağlara çıkıp kekik toplamak, beş altı çeşit mesela burada meyve ağacı var, işte dut, nar, işte üzüm, badem. Hepsi böyle bir dönem. Onları toplayıp onlardan reçel yapmak. Bir arkadaşımın işte bir şeyi var burada. İnekleri, koyunları. Onları sağmak. Onları gelip burada köylü kadınlara veriyoruz. Sütümüzü yapıyor. Sütümüzü diyorum. Yoğurdumuzu yapıyor. Tereyağımızı yapıyor. Peynirimizi yapıyor. Bir de köy kadınları genelde ekmeklerini kendileri yapıyorlar. Köy ekmeği dediğimiz ekşi mayadan yapılan bir ekmekmiş. İnanılmaz. Bir ay falan dayanıyor. Buzdolabına. Yani.
Bu arada her yerden denize girilebiliyor. Deniz, her yerde. Deniz tertemiz. Deniz inanılmaz temiz. Özellikle işte dün girdiğiniz yer, orası inanılmaz. Ama işte tek eksiği çok şey. Ya yani işte. Derin su güzeldir ama. Bir tane şey vardı. Söyleyin merdiven. Adını. Denize inen şeyi. Merdiveni. Merdiven. O da koptu gitti. Ya bu tara diyorsun ya şunu yaptırsana. Ama nihayet şimdi şeye başladılar. Bir soyunma bir odası kabin, ve ha, yani falan bir şeyler ona başladılar. Ama denizi çevrenin en güzel yeri. Yok deniz güzel. Yani o Akliman falan Sivrice de çok güzel. Sokak ağzı ve Sivrice gerçekten çok güzel. Bu arada Bülent de İstanbul'dan büyük şehirden kaçanlardan buraya ne kadar oldu yerleşeli? 6 sene. 6 sene oldu. 6 senedir buradayım. Ve işte söyledim size arkadaşlar dediler ki yani aa sen orada 3 ay dayanamazsın, kalamazsın. Ben İstanbul'da dayanamıyorum. Burada gerçekten çok güzel bir yeri var. Gelirseniz göreceksiniz. Yani Baba Kale'nin sanırım en güzel yeri burası. Baba Kale'ye kuş bakışı tepeden görüyor. Muhteşem bir terası var. Böyle bir tane odası var. Buna biz bayıldık. Çok da keyifli. Sağ olsun. Vaktinde ayırdı. Sabahleyin çay içiyoruz. Baba Kale'nin tarihini anlatıyor. Çok keyif alıyoruz. Eğer mutlu ettiysem seni ne mutlu bana. Yok çok güzel. Gerçekten. Yani ben böyle bir yer bulabileceğimizi tahmin etmedim. Yani ediyorum güzel burayı biliyorum. Baba Kale'yi de. Burası gerçekten çok güzel. Şimdi bunları seveceksiniz.